Merhaba. Repexpert Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün Volkswagen Group 1.9 litre TDI motorun yardımcı tahrikinde bulunan gergi kolunun kırılmasından bahsedeceğiz. Şimdi de bu hasarın nasıl meydana geldiğine bakacağız. Burada bahsettiğim gergi kolunu görüyoruz. Kırıldığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gergi kolunun sadece birkaç bin kilometre önce değiştirilmiş olması da ilginçtir. Burada bunun bir malzeme hatası olduğu varsayılabilir. Ama durum gerçekten öyle mi? Devir ayarlı bir alternatör kasna gergi elemanının bulunduğu yardımcı tahrike takılı durumdadır. Görevi kayış tahrikini rahatlatmaktır. Buğa hasar görürse yük bindirmeleri meydana gelir. Bu durum gürültüye neden olabilir. Çok kanallı kayışta titreme yapabilir ve en kötü durumda gergi elemanı kırılabilir. Bu nedenle yardımcı tarihte yapılan her türlü onarım sırasında devir ayarlı alternatör kasnağını her zaman kontrol etmeniz önerilir. Nasıl yapılacağını bu eğitim motorunda size göstereceğim. Devir ayarlı alternatör kasnağının montajının iyi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir yönde serbestçe dönebilmeli ve diğer yönde kasnak kilitlenmelidir. Böylelikle tüm kayış tahrikini hareket ettiriyoruz. Çok kanallı kayış koparsa yine de devir ayarlı alternatör kasnağının takılı olduğu durumda kontrol etme olanağımız var. Tek elimle kayış kasnağını tutuyorum ve alet yardımıyla Alternatör milini serbestçe döndürebiliyorum. Diğer yönde OAP bloke olur. Ve artık kasnağı tutamam. Bu işlevin normal olduğunu ve her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığını gösterir. Bu nedenle yardımcı tahrik sisteminde yapılan tüm onarımlar sırasında devir ayarlı alternatör kasnağını kontrol ettirmeyi unutmayın gerekirse değiştirin. Ürün broşürleri, onarım talimatları, servis bültenleri ve benzeri gibi ek bilgileri Repexpert portalımızda veya teknik eğitimlerimizde bulabilirsiniz. Repexpert Eğitim Merkezi'nden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.